Herkese merhabalar, ben Hero Olur Baltınır. Bugün Inside'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık burada dışarıda ne oluyormuş, ne bitiyormuş öğrenmenin vakti geldi bana kadarıysa. Bir patlama sesleri duyuyorum. Muhtemel hani bir savaş hali midir diye düşünmüyor değilim. O ne lan? Wow! Kaç. Sonic patlama. Tamam. Engelli kısımları karşımıza alarak, yani engellere dayanarak o şekilde ilerlemeye çalışacağız. Okey, problem yok. Çok tatlı. Ama bu Sonic patlamaları ne yapıyor? Hani bu çocuğun dünyasında neler dönüyor gerçekten inanılmaz derecede merak ediyorum. Koş. Güzel. Bu nedir abi? Anladım. Merdivenleri çıkarken kullanabilirim o zaman bunu. Patlasın. Okey. Tekrar. Nice shot. Yine bekleyelim. Güzel. Koş. Oha! İyiymiş, bayağı iyiymiş. Peki ben bunu... Şimdi bir saniye. Patlamayı hesaplayalım ilk. Patladı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... Yok, yetmez. Şimdi atladığımız alan normalde tahmin ettiğinden daha uzun bir yol. Bu yüzden bu barikatı bizim orada kullanmamız lazım. Ama buradan çıkarken de oluyor. Acaba hiç durdurmasam, sürekli hareket ettirsem yetişir mi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çok iyi. İlk kısmı atlattık. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çok güzel be. 4, 5. Tamamdır abi, burayı kurtardık. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Erken çıktım üzerine. Erken çıktım oradan. Beklemiyordum açıkçası öyle bir şey. Tamam. Devam. Güzel. Koş. Güzel. B.
Bu yaratık ne yapıyor? Erken atladım, çok erken atladım. Stresli bir bölümmüş bu ya. Ama yetişmiştim be. Yetişmiştim. Arkadaşlar pek konuşamıyorum ama tamamen şu an timing'e dayalı olduğu için İnanın olabildiği kadar kasmaya çalışıyorum. Üç, dört, arkana zıpladım. Fuck. Özür dilerim. Tamam, tamamdır. Tamamen zamanlamayla alakalı, problem yok. Hayır, bekle burada. Şimdi koş. Çok güzel, bu beni kurtarır. Bir, iki, 3, 4, şimdi. Güzel. Tamamdır. Şu sonik patlama aksiyonlarından kurtuldum. Hatta kapıyı kapatabilsem kapatırım yani. O derece huzursuz edici bir bölümdü. Burada hala geçerli midir? Yok, içerideyiz diye zannedersem artık değil. Okey. Burada herhangi bir problem yok. Peki. İleri gidecek bir yolum yok. O yüzden yukarı çıkacağım. Bu kafesle birlikte. Aşağı iniyormuşum. Yukarı çıkmıyormuşum. Yukarıda zaten patlamalar var. Ne işim var benim yukarıda? Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Geldik. Fabrika bölümümüze tekrardan döndük. Yani fabrika bölümlerine tekrardan döndük. Bölümümüzden ziyade. Her taraf anlam veremediğim bir şekilde fabrikalarla dolu şekilde geçiyor. Hayır. Kapıyı açamadım, açamıyorum. Israrla açamıyorum kapıyı. Çıkmaya çalışıyorum ama... Okey. Tamamdır. Güzel. Burayı kurtardık. Burada ne var? Gönder beni. Hoppa. Oh, okay. Herhangi bir patlama yok. Güzel. Tamamdır. Böyle sanki hani nasıl diyeyim, oyunun başından beri bende yarattığı his sürekli bir fabrikadan fabrikaya, sanki dünya bir fabrikaya çevrilmiş gibi. Hani insanların böyle hasata götürülüyormuş gibi bir aralarda yüklenmesi, onların kontrol edilebiliyor olması, oyundaki renkli tek şeyin bu çocuğun üzerindeki kırmızı kıyafeti olması falan hani birazcık garip geliyor. Tam da çözemedim hala ne istediğini. Bu çok basitti. Biraz çabuk oldu, farkındayım. Peki bunu niye böyle yapıyoruz? Onun neden öyle olduğunu anlamadım ama düşersem falan diyor olabilir belki. Bu deniz bölümünde karşılaştığımız yaratıkımsı şey. Okey. Şimdi yakaladım. Şimdi. İlk bu. Sonra bu. Sonra bunun üzerine çık. Tamamdır.
Buradan buraya zıplamaz. Okey. Işınla beni sıkıntı. Let's go. Thank you. Buradan da devam. Hop. Tamamdır. Şimdi bu alttaki su tankının içine girmeli miyim? Bakın bir şeylere bağlanmış şekilde duruyor orada. Hani bize göstermek istediği bu kötü bir şey değil gibi mi? Yoksa farklı bir şey mi bilmiyorum. Yo, gayet de böyle bildiğin yakaladı da etti beni yani. Bilmiyorum. Ya da ben biraz orada takıldım diye vakit kaybetmiş olabilirim. Hani bak bu geliyor, hemen kaç gibisinden bir şey olabilir bu. Kinli tekim öyleymiş. Yukarıda çıkabileceğim bir yer var mı? Yok. Okey. Ay, yukarı çıkabiliyormuşum buradan. Pardon. Atlayacaktım ben yine olayın gazıyla. Atlayacaktım bir tur daha. Okey. Gene mi atlayacağım? Tamam. Güzel. Bu benden daha hızlı yüzüyor ama ya. Adaletsizlik var. Hop, hayır, hayır. What is this? Bu niyeydi onu çözemedim yalnız. Bundaki amacı gerçekten çözebilmiş değilim arkadaşlar. Hani niye tekrar buraya çıktım, niye böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. Kesinlikle anlamadım. Yani ne yapmam gerektiğini anlamadığım için boşu boşuna yakalandım gibi bir şey oldu ama... Gerçekten çözemedim orada ne yapmam gerektiğini. Bu yaratık sese göre falan mı hareket ediyor acaba? Ya da buranın devamında zaten bir şey mi yok? Yok, hayır. Benim bu kızı... Okey, benim bu kızı buradan uzaklaştırmam lazım. Bu da sudaki titreşimleri yakaladığı için... Şuradaki aksiyonu çalıştırıp... Dibine kadar inip... Ama tutunamadım ki. Tamam, giriş kısmında insan, oradan ona atlasam o tekrar beni götürdüğü sırada o benim gittiğimi fark etmeyecek. Sesi takip etmek durumunda olduğu için ben diğer alana geçtiğimde o orada kalmış olacak. Bu da doğal olarak bana vakit kazandıracak. Tamam. Ha, bu birazcık mantıklı oldu bu şekilde. Bir deneyelim.
Gerçekten öyle mi? Okey. Tamam. Şimdi anladım. İnmeme hiç gerek yok. Okey. O benim hala orada olduğumu düşündüğü için orada kalacak. Ben de olabildiği kadar hızlı bir şekilde buraya gitmeye çalışacağım. Tamamdır. Bir an ben geçemeyeceğim diye düşündüm yalnız. Okay. Tamamdır. Bir kere daha yeterli olacak. Hı. Yes. Sessiz, sakin, problem yok. Görüntünün çocuğa yaklaşması bir garibime gitti, açık söyleyeyim. Şu an tutmaya korkuyorum nedense bilmiyorum. Tamam, burada kız çocuğu var. Uyarıyı aldık. Mesajı aldık. Bunlardan biri her an düşebilir. Bunlardan biri her an düşerse de çocuk üzerime binebilir. Okey. Şimdi bir saniye. Hayır. Tüh be. Fuck. Bu kötü oldu, bu çok kötü oldu. Tamam. Kızım burada olduğundan ilk önce bir emin olalım. Bayağı bir emin oldum yani. Bildiğin yakalandım. O derece emin oldum. Süper. Öyle bir emin oldum ki yani direkt hani emin olmama imkanım yok o derece. Dal abi suya. Abi yukarıda ne olduğunu görseydim bari. Cık. Of. Acaba iki kere dokunmam fark ediyor mu? Yani tekrar kapıyı kapatabiliyor muyum acaba? Belli bir şeyde yükseldikten sonra. Bence ediyor olabilir. Biraz erken oldu bu. Biraz erken oldu ama tamam. Hatta şöyle bir şey olabilir. Aynı anda yüzmek değil de şimdi iki tane çıkış alanı olduğu için ilk önce düğmeye basıp kapıyı açarım. Kapı açıldıktan sonra buradan geri koşarım. Kızı oraya çeker. Sonrasında oraya geri giderim. Giderken de hatta şeyi kapatırım. Düğmeyi kapatırım. Düğmeye bastığım gibi yukarı çıkıyorum. Tamamdır, güzel. İlk etap tamam. Buraya gelsin diye bekliyorum ısrarla. Tamam, süper. Şimdi konuştuğumuz planı yaparsak süper olacak.
Süper abi. Ya aslında kapatmadan da geçebiliriz muhtemelen ama içeride bana ne olduğunu göstermedi. Ki geçsem de ölürmüşüm zaten. Kapatmam gerekiyormuş. İçeride bana ne olduğunu göstermediği için tamamen hani denemek zorundaydım şans eseri bir şekilde. Ben bunu tekmeleyemiyor muyum ya? Ya bu sefer ilk defa baya baya uzun gösterdi yani. Ne oluyor abi? Bu tamamen planlanmış bir şey yani hani. Nasıl ya? O taktığı şey neydi onun? Civcivler gibi balıklar. Kullanamıyorum. Video kasetler mi onlar? Orada ne olduğunu kesinlikle anlayamadım. Şu an karakterin neden nefes alma gereği konuşamıyorum da ya. Nefes almama gereğini de anlayabilmiş değilim. Yani nefes almaya neden ihtiyaç duymuyor şu an onu da çözebilmiş değilim. Bu hikayenin altından yine çok başka bir hikaye çıkacak ama dur bakalım. Hastane gibi sanki. Bir garaj. Oyunun finaline falan mı geldik acaba? Şu an kafamda şeyi ürettim ya. Hani oynadığım oyunlardan baz alarak yaşadığım bir şey bu. Kaza geçirmiş bir çocuk. Sonik patlamalar bir ihtimalle yoğun bakım ünitesi. Bilmiyorum tamamen kafamdan uyduruyor da olabilirim. Kalp masajı sırasında yapılan elektroşok. Balıklarım geride kaldı. İnsan parçaları mı onlar? Yok olmamak için burada şunları tutsam daha iyi.
Wow. Şu anda da tamamen bir gemi motoru gibi, içi gibi. Fareler çıktı bu sefer de ortaya. Oyunun sonunu çok merak ediyorum. Umarım oyunun bir sonu vardır. Yani demem yani. Umarım hani oyunun bir sonu vardır. Çok saçma bir cümle oldu biliyorum ama. Şu an fena halde tutuldum oyuna ve... Of. Peki, peki. Fazla heyecan yaptım, farkındayım. Arkadaşlar bu bölümün de sonu burası olsun. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olalım. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın. Hepiniz hoşça kalın.